Merhaba arkadaşlar, Gurbetçi Annenin Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün ilk işim sabah Mile'yi bıraktıktan sonra Norma'ya uğradım. Birkaç eksiğim vardı, onları tamamladım. Şu halime bakın ya. Olsun. Sabah 8.30'da da böyle olur insan. Böyle görünür yani. Makyaj mı lazımmış? Hep diyorsunuz ya Aynur Hanım, marketten ne alıyorsun hep göster. Göstereyim bakayım gene bugün. Ne aldım? Kırmızı biber aldım bugün. Yumurtam bitmiş, onu aldım. Soğan aldım. Yani bu büyük market alışverişi değil. Sadece eksik tamamlama. Domates aldım. Bakın normalde tarihi çabuk geçme üzere olan şeyler %30 ucuzluyor sebzeler. Ama içindeki şeyler mesela çok iyi oluyor daha. Fazla yumuşamamış domatesler. Çok güzel. Onlardan aldım 2 paket. Marul aldım. Bu da %30 ucuzlanmış. Bu 2 gün salata yapmaya yeter. Çabuk çürümez. Biberleri aldım. Çünkü... semin de aldım. Kuzu atacağım. Ve tost ekmeği aldım. Cihan'ım çok seviyor tost ekmeğini. Hem diyor anne beyaz ekmek yemeyeceğim, hem de tost ekmeği olmayınca evde olmuyor. Bugün benim niyetim fırında tas kebap yapmak. Benim yaptığım gibi. Benim usulümce fırında yapacağım. Pilavım var dünden. Onun yanına onu yapacağım. O da yesin. Şimdi arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Dün ben düştüm. Hoverboard sürerken, Mile'in hoverboardu var ya, böyle iki ayak böyle tutunmadan hani sürüyorsun. O Alman kanalımız için challenge yapıyorduk. Bir deneyelim dedik. Bakalım kim daha güzel sürecek. Tabii ki ben. Düştüm. Omuzum ağrıyor. Bu omuzum böyle, Cihan beni düşerken böyle o elimden tutayım derken bu kolumu incitti herhalde. Doktora gitmedim. Yani öyle böyle durarken fazla ağrımıyor ama böyle kaldırdığım zaman veya dokunduğum zaman buram ağrıyor. Size hatta sahneyi, o düştüğüm sahneyi göstereceğim. Çünkü kameraya çekiyorduk, yani challenge yapıyorduk. Bakalım size o sahneyi bir geçeyim. Nasıl düşmüşüm görün. Und Gott fahren, guck. Yo. Ich kann hoverboard fahren. Guck mal, geht da. Also jetzt putzen, gell, mit Hoverboard dann und so. Evet işte ben böyle sakarım. Her yaptığım işten bir şey çıkıyor. Kolumu kaldırıyorum. Öyle aşırı sancım yok tabii ki. Ama hissediyorum. Doktora gitmeyeceğim. Bence ufak bir incinmedir. Eğer birkaç güne kadar geçmezse o zaman giderim. Benim anlamadığım ne biliyor musunuz? Şuram acıyor. Yani buram değil de şuram da acı. Onu anlayamadım. Neden burama vuruyor bu acı, bu kolumun acısı bilemiyorum. Ama bu yaştan sonra böyle şeylere kalkışırsan öyle olur diyeceksiniz Aynur Hanım. Ne yapayım? Evet, şimdi evlerimi toplayacağım. Evlerim darmadağın. Ondan sonra vlogumda görüşeceğiz. Şimdi bizim buradaki alışveriş merkezine geldim. Gönderilmesi gereken bir mektubum vardı. Buradan tüp bakalım doğradım. Mercimek çorbası aldıma geldi. Mercimek çorbası yapacağım bugün. Kırmızı mercimek. Asansördeyim. Uy, öbür taraf açıldı. Aslında asansörleri hiç sevmiyorum. Otoparklar acayip dolu. Ne var bilemiyorum ama... Annem istediği diye uğradım. Evimin camları göstereceğim size. Şimdi önce neler aldığımı göstereyim size. Ondan sonra işime devam edeceğim. Yemek yapacağım çünkü. Yemek. Mektup zarfı. Bunları drogeriden denemelik verdiler. Şampuan falan. John Frieda'nın. Drogeriden pudra aldım. Renksiz pudra. Make-up'ın üzerine sürmek için renksiz. Sadece make-up'ın yüzümün şeyini alması, şırtını alması için. Sonra kendime bu ceketi aldım. Bakın hani shopping cart'tan bahsetmiştim ya size, Glamour'un. Orada dükkanlar var diye. Oradan %20 indirimle bu ceketi aldım kendime. Görmüştüm zaten 10 gün önce. Dedim %20 indirim olunca bunu alacağım. 26 euroydu, 25.99, 20 euroya aldım. Bakın arkası böyle. Kışın ben ceketleri çok seviyorum. Bir numara küçüğünü alayım dedim bu kollarından dolayı ama olmaz. Bu sefer de dar olur ceketler de, böyle kışlık ceketler böyle bol olunca güzel oluyor. Örgülü ceketler daha doğrusu. Yani bunu aldım kendime. Bekliyordum. Tabii %20'li indirimden yararlanıp Cihan'ıma da çorap aldım. Beyaz çorap. Biraz daha kirletsin, bana çamaşır çıkartsın diye.
Mutfaktan uğradım. Mutfaktan ne aldım? Pide aldım. Mercimek çorbası yanında yemek için. Sucuk aldım ve kırmızı mercimek. Şimdi yemeye başlamam lazım. Yok, önce bir şeyler yiyeyim. Ben daha hiçbir şey yemedim. Saat 12.30. Karnım aç. Bir şeyler atıştırayım. Ondan sonra yemeye başlayacağım. Tas kebabı yaparken önce etlerimi doğruyorum. Yıkıyorum. Ondan sonra bir güzel kavuruyorum. Kavurduktan sonra etler suyunu çekip biraz kar olduktan sonra soğanı biberini atıyorum. Ondan sonra domatesini. Belki sizler tabii ki daha başka yapıyorsunuzdur. Bazıları mesela patates falan katıyor içine. Bizimkiler böyle sade seviyor. Diğer tarafta da hemen mercimek çorbamı kaynatmaya hazırlıyorum. Havuç, patates, soğan, mercimek. Suyunu koyup kapatacağım. Havada biraz kaynattıktan sonra tepsiye boşaltıyorum. Üstünü folyoda kapatıp en azından 1,5 saat fırında pişiriyorum. Çünkü etlerin yumuşaması için. Niye bu kadar sos koydum tas kebabına? Çünkü robot soslu yemekleri seviyor. Şimdi pilavın yanında bu kuru olursa bizim yediğimiz gibi sevmez. Onun için suyunu bol yaptım. Zaten o kaynarken suyunu da çekiyor. Üstü fazla kızarmasın diye önce böyle kapatıyorum. Çorbam için böyle salça, tereyağı, zeytinyağı, biraz kırmızı biber karışımı yapıyorum. Neden bu kadar çok salça? Çünkü çorbam da çok. 2 günlük yaptım. Hepsini blenderdan geçirdikten sonra tenceremi değiştirdim. Bir kısık ateşte 5-10 dakika kaynatacağım. Durup dururken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şu meyveleri dedim şuraya doğrayayım da bari yesinler. Meyveler burada kaç gündür duruyor. Bir de mango almıştım. Mehmet'ime yedirecektim. Onu da unutmuşum. Dedim Mehmet sen mango yedin mi hiç dedim. Yok dedi hala dedi. Sadece suyun içtim dedi. Ben de almıştım. Biraz burada yumuşasın diye koymuştum. Unutmuşum. Çocuğum mango yemeden gitti. Tüh. Neyse. Türkiye'ye götürürüm. Garanti seni onu yedirmek için. Evet şu meyveleri soyacağım. Şimdi masaya koyacağım. Belki masanın üstünde soyulmuş meyve görürlerse yerler. Ya böyle olmayacak. Biraz hem vitamin alsınlar hem de bu meyveler burada yesin. Yoksa çürüyüp gidecek yine. Yakaladım. Ich hab euch erwischt. Yeniyormuş değil mi? Man isst schon Obst, wenn Frau schneidet. Evdeki hanımlar keserse meyveler yeniyormuş. Sen de mi öyle kız? Annen kesince yiyorsun değil mi? Das heißt, ich muss öfters Obst schneiden. Yani hep meyve kesmem lazım öyle mi? Evet. Evet. Benim kızım da hemen tabletinin başına geçti. Oyun mu oynuyorsun gene? Dersin var biliyorsun değil mi? Evet. Neyse yeni geldi daha. Bir yarım saat dinlenebilirsin. Yemeğim de pişti. Tas kebabım fırında. Bakın domatesleri böyle sonradan koymamın sebebi fazla ölmemesi için. Çorbam da tamamdır. Bu arada robotun karnı acıkmış. Kahvaltı yapmıyor ya sabahları. Onun için bu saatte saat 4'e yaklaşır yaklaşmaz karnı acıkıyor. Mileyi alır almaz. Visiyet Esen. Evet. Evet. Mercimek çorbasının yanına taze pide de çok güzel gider. Bir de limon. Et nasıl olmuş? Yumuşak olmuş mu? Damağına göre mi? Hı? Beğendin. Afiyet olsun. Vay. Vay. Yumuşak değil mi? Dokum gibi. Şimdilik de ders zamanı. Bileğim derslerini yapıyor. Yarın Almanca'da, Almanca derslerinde probeleri varmış. Yani yazılıları var. Babası da böyle dinliyor, ona bakıyor, doğru yapıyor mu diye. Mahsus, sessiz konuşuyorum, rahatsız olmasın diye. 2 saat oldu, biz daha hala yazı kitap işlerini bitiremedik. Ne şimdi? Okuldan bir arkadaşı, Türkçe'de ne diyorlar? Almanca'da Freundebuch diyoruz, arkadaş kitabı. Hani böyle sınıftan arkadaşlarını falan yazdırıyorsun ya, hatıra defteri gibi bir şey. Şimdi de 2 tane ondan yazdı. Bunu şimdi bitirdi. Oh, kira dışarıda beni içeri alın diyor. Onu bitirdi, şimdi de... Doğum günü için. Ya! Geçmiş doğum günü için. 2 ay geçti doğum günü üzerinden. Kızım doğum günü arkadaşlarıyla yapamadı ya. Parka gitmiştik. Onun için arkadaşlarıyla doğum günü yapmak istiyor. Ona onun doğum günü
davetiyelerini yazacağız şimdilik. Bakın, polis davetiye kartları. Benim kızım polis olmak istiyor ya, onun için polis davetiye evet. kartları aldık. Bir de polis pastası yaptırmak istiyoruz. Böyle üzerine polis şapkası resmiyle işte nasıl oluyorsa artık. Ben böyle şeylerden pek anlamıyorum ya. Dekorasyonunu da öyle yapmak istiyor. İnşallah becerebiliriz değil mi Miley? Miley daha bitmedin mi? Of of. Bunlar ne? Davetiyeler mi? Herkese Ausweis mi veriyorsun? Doğum gününe girebilsinler diye. Evet. Party Ausweis. Evet. Party evet. Ausweis. Kaç tane kişiye bak, yazdın? Yara da geliyor. Kaç kişiye oraya yazdın? Yazıyor. 3, 5, 7. Bak siz unutmayın. Onu götürdünüz. Kline basıyorsunuz. Zile basıyorsunuz. Ben bakıyorum onun var mı? Geliyor içeri. Yoksa gelmeyeceğim içeri. O kartı olmazsa içeri giremez öyle evet. mi? Evet. Tamam anladık. Şimdi yatmadan önce kızıma bir kase çorba. Kızımın karnı acıkmış. Anne karnım acıktı dedi. Ben de ona çorba ısıtacağım. Miley çorbayı çok seviyor. Bilhassa mercimek çorbasını. Bol limonlu. Mikrovele de ısıtacağım. Şimdi bakalım size bir sorum olacak. Bazıları diyor ki mikrovele çok zararlıymış. Ben çok kullanmıyorum mikroveleyi ama tabii bazı şeyleri böyle ısıtmak için falan kullanıyorum. Veya bazı şeylerin buzunu çözdürmek için. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani bana sorarsanız bence de hakikaten zararlı olabilir. Çünkü ışınlarla çalışıyor. Ama işte kendimizi hep böyle atıyoruz. Aman ne olacak? İşte o kadarcık şeyle bir şey olmaz falan diye. Sizin düşüncenizde, siz mikrovele kullanıyorsunuz mu evinizde? Böyle şeylerde fikir almayı severim ben yani. Belki aranızda diyenler vardır. Hakikaten kullanmayanlar vardı. Bilmiyorum şimdiki devirde mikrovelesiz ev var mı, yok mu? Mineli babası şeyde tablette oyun oynuyorlar. Onların sesi geliyor arkadan. Benim neden çok çorba pişirdiğimizi gördünüz mü? Niye bu kadar büyük tencereyle çorba pişirilir 4 kişiye? Sabah akşam böyle gelirler giderler böyle. Herkes kendine çorba koyar. Schmeckt gut ge? Neni. Neni. Güzel değil mi? Niye yiyorsun o zaman? Akıllı. Benim Kiram da acıkmış. Kızım sen de mi acıktın? Yürü 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 yürü. Yemeğin geliyor 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 geliyor. Aferin. Bilin bakalım bu ne? Benim burada havalandırmayı hatırlıyor musunuz? Şu köşede yuvarlak şu havalandırma vardı. Bakın ne yaptım. Ne hale getirdim. Ne yaptım biliyor musunuz? Bunun kirecini çözmek istedim. İçine kireç ilacı attım. Sonra kaynar su koydum. Kaynar su koyunca plastiği o kadar kötümüş ki bakın ne hale geldi. Pilates Tiger Corset ne kadar vermiştik o havalandırmaya? Zaman ben stabsa bu kriktir ama wenn es normal kauft schon 20. Ya. So, ya 100 euro yakın mı 120 euro mu bilmiyorum ben, artık. Biz Ceren gözüyle beraber. Bitirdin mi? Davetiyeleri. Onu öyle vereceğim. Tamam. Sen götür. Evet. Bunu Ceren süpürgesiyle hediye vermişlerdi. Bir tane de yukarıda robotun odasında var. Onu da parayla baba, almıştık. İyi geceler. İyi geceler. Burada. Hadi sen yata. Anne seni bana ver öpücük. Ay. Evet. Hallettim bu havalandırmayı. Robot diyor ki kaynar, bakın, kaynar suyun bakın. İçine koysam bir daha olur mu acaba? Miley'im sen yat ya. Gece sporumuzu yapalım. Ja, das ist Nachtsport, weißt du? Komm mal, Yürü, yürü. Yürü yatağa. Baba sen de yürü. Ben şimdi herkesi yatırdım. Oturdum buraya. Bu glamour'un hani bir haftalık bu shopping week var ya hani belirli online dükkanlarda veya normal dükkanlarda satışlar oluyor, indirimler oluyor. O dükkanlara bakıyorum. Acaba bana uygun bir şey var mı diye. En mühimi de bana buraya yemek odama resim lazım. Öyle dükkanlara bakıyorum acaba güzel resimler var mı diye. Var. Güzel resimler olan yerler var da 200-300 euro buraya bir takım resim. Ya bence de çok pahalı. Ne kadar indirim de olsa %20 indirim olsa geliyor yine 160 euroya. 160 euroya da kıyamıyorum daha doğrusu. Ne yapacağım bilmiyorum. Gene gidip Poco'ya, Moko'ya ucuz olan yerlere mi bakayım diyorum. Şöyle sonbaharlık bir resim. Buradaki resimler artık hoşuma gitmiyor. Ve de benim alışveriş ettiğim dükkanlar var. Mesela Asos'a bakacağım. Naked'e bakacağım. Kızıma bakacağım H&M'e. Kışlık eşyaya. H&M'de %15 indirim bu kartla. Naked'de %25. Asos'ta %20 herhalde. Onlara bakacağım. Onları oralarda bir şey bulabilir miyim bakalım. Zeyndağ'da %20 mesela. Bu shopping kartınız olduğu zaman Zeyndağ'da da %20 indirim var. Yani her şeye %20 indirim.
Sevim Tadı alışveriş ediyorsanız. Ama maalesef bu kart ayın 6'sına kadar geçerli. 29'dan 6'sına kadar. Ben daha bu dergiyi alır almaz sizlere söylemiştim. İndirim kartı var yine diye haber vermiştim. Bakın dükkanların bolluğuna ne kadar dükkan var. Yani bunların hepsinde indirim var. Orsay'da mesela, Orsay'dan alışveriş edenleriniz vardı belki aranızda. Ben About You'dan da alışveriş ediyorum. Orada da indirim var %20. Pull&Bear, orada da güzel indirimler var. Hani her şey %20 indirim. Teliveli mesela, Teliveli de var. Yani bayağı şey, Mango var. Benim alışveriş ettiğim. Takı dükkanları var mesela. Takılara baktım. Çok pahalı. 15 euro bir küpe. Yani bence değmez. %20 indirim olsa 1'e 3.50 yapar. Gene de 10-12 euroya gelir. Yani dedim yani takıya da o kadar para veremem. 5-6 euro hadi neyse idare ediyoruz da. Bundan sonra modası geçiyor. Bir şey oluyor. Rengi soluyor. Atıyoruz. Bence ben bu işi yarın sabaha bırakacağım. Çünkü saat 9.30 oldu. Millet 9.30'da daha canlanıyor. Çoluğun çocuğunu yatırıyor, iş yapıyor. Ben de... Can da geldi. Ne istiyorsun oğlum? Kamera mı lazım? Tamam, vereceğim. Ben vlogumu bitiriyorum zaten. Evet arkadaşlar, ben zaten vlogumu bitirecektim. Evet, bugünkü vlogumu da beğendiyseniz... Arkadaşlar beğenin tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.